Merhaba arkadaşlar. Bugün 11. sınıf elektrik konusuyla konumuza başlayacağız. Bakın 11. sınıflarda elektrikten önceki konumuz basit makinelerde atışlar konusuydu, itme momentum konusuydu. Şimdi ise farklı bir konuya geçiyoruz. Bakın bu konu birazcık soyut kalacaktır. Birazcık bir önceki konulara göre bize zor gelebilir ama güzel, zevkli bir konu. Güzelce dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle burada nelerden bahsedeceğiz biz? Elektriksel kuvvetten bahsedeceğiz. Elektriksel kuvvetin nasıl oluştuğundan bahsedeceğiz. Bileşke elektriksel kuvvetten bahsedeceğiz. Daha sonra elektriksel alan ve alan vektörlerine bakacağız. Şimdi konumuz elektriksel kuvvet. Bakın. Elektrik yüklü cisimler küresel uzayda ışık hızıyla yayılan sürekli elektriksel alan oluştururlar. Bu alan vektörel bir büyüklük olup bu alan sayesinde yüklü cisimler arasında elektriksel kuvvet etkileşimi gerçekleşir. Bakın burada ne demek istiyor? Elektrik yüklü cisimler diyor bakın. Elektrikli yüklü cisimler ne demektir? Bir cismin elektrik yüklü olması. Örneğin diyelim ki iletken bir cismi biz elektrikle yüklediğimiz zaman bu iletken cismin İçerisinde yük bulunmazdı. Yükler dış tarafta bulunurdu ve buradaki artı yükler diyor bakın, ışık hızıyla yayılan etrafında sürekli bu şekilde bir elektriksel alan çizgileri oluşturur diyor. Bu elektriksel alan çizgileri yükten dışarı doğrudur. Neden? Çünkü bu artı yüklü cisim olduğu için bu elektriksel alan çizgileri E ile gösterilir ve bu vektörel bir büyüklüktür. Bakın bu artı yüklü elektriksel alanın içerisinde biz başka bir yükü getirdiğimiz zaman bu yük ile bu önceki yük etkileşime girer. İşte bunun etkileşime girmesinin sebebi elektriksel alanın içerisinde olmasından kaynaklanmaktadır. Mesela diyelim ki buraya biz bir eksi yüklü başka bir cisim getirdiğimiz zaman bu eksi yüklü başka bir cisim buradaki artı yüklü cismin elektriksel alanı içerisinde olduğu için bununla bir etkileşime girer ve aralarında bir kuvvet meydana gelir arkadaşlar. Şimdi biz bunlardan bahsedeceğiz. Aynı yüklü cisimler birbirlerini iter, zıt yüklü cisimler ise birbirlerini çekerler. İtme ya da çekme kuvveti ne? Coulomb olarak adlandırabiliriz. Bakın aynı yüklü cisimler birbirlerini iter. Zıt yüklü cisimlerse birbirlerini çeker. İşte bu itme ya da çekme kuvvetine Coulomb yasası olarak adlandırılır. Coulomb yasası büyük F ile gösterilir. Ve SI birim sistemindeki birimi Newton'dur. Ve vektörel bir büyüklüktür. Aynı zamanda dokun sınıfta gördüğümüz türetilmiş bir büyüklüktür. Peki şimdi bundan bahsedelim arkadaşlar. Demiştik ki biz artı yüklü bir cisim aldık. Peki artı yüklü cisim ne yapıyordu? Etrafında böyle bir elektriksel alan meydana getiriyordu. Bu elektriksel alandan bundan sonraki konularımıza bahsedeceğiz. Ama siz kabaca 9. sınıfta bu elektriksel alandan bahsedilmişti. Hatırlayalım. Bu artı yüklü cisim etrafında oluşturduğu elektriksel alan her yöndedir bakın. Ve ne demiştik? Bu yükten dışarı doğruydi. Bakın bu artı yüklü cismin elektriksel alanı içerisinde ne meydana gelecekti? Bir başka bir yük getirecektik. Eğer ki buna başka bir artı yüklü cismi getirdiğim zaman bu iki yük etkileşime giriyor idi. Peki bu iki yükün etkileşime girmesinin sebebi neydi? Yüklü cisimlerin elektriksel alanı içerisinde olduğu için etkileşime giriyorlardı. İşte bu. Bir yükün elektriksel alanı içerisinde başka bir yük varsa iki yük arasında bir itme kuvveti meydana gelir ya da çekme kuvveti meydana gelir. İşte bu kuvvete biz Coulomb kuvveti diyeceğiz ya da Coulomb yasası diyeceğiz ve bu kuvveti F ile göstereceğiz. Vektörel bir büyüklüktür diyeceğiz. Aynı zamanda nasıl bir büyüklüktür? Türetilmiş bir büyüklüktür. Şimdi gelelim. Yüklü İki cisim arasında elektriksel kuvvetler şekildeki gibidir demiş. Bakalım. Şimdi bu klomp kuvvetinden bahsedelim arkadaşlar. Bir önceki ifademizde klomp yasası ne demekti? Yüklü iki tane cisim alalım. Bakın. Her ikisi de artı yüklü olsun. Bu çoğu bir yüklü olsun. Bu da Q2 yüklü olsun. Bu iki yük arasında d kadar uzaklık olsun. Peki bu iki yük arasında bir etkileşim var mı? Var. Neden var? Bu etkileşimi biraz önce an, anlatmıştık bir size. Q1 yükünün etrafındaki böyle elektriksel alan çizgileri vardı. E Q2 yükünün de etrafında bir elektriksel alan çizgileri vardı. İşte demiştik ki bir yükün elektriksel alan çizgileri içerisinde ya da elektriksel kuvvet çizgileri içerisinde başka bir yük varsa iki yük arasında bir etkileşim meydana geliyordu. Ha, o zaman biz ne diyeceğiz arkadaşlar o zaman? Buradaki Q1 yükü artı yüklü ise buradaki Q2 yükü artı yüklü ise ikisi arasında bir etkileşim kuvveti meydana gelir ve bir itme kuvveti meydana gelir. İşte biz bu itme kuvvetine ne diyeceğiz? Coulomb kuvveti diyeceğiz. Ve bu Coulomb kuvveti F ile gösterilir idi. Bakın buradaki F1-2 ne demektir? Birinci yükün ikinci yüke uygulamış olduğu kuvvet demektir. Peki buradaki F21 ne demekti? İkinci yükün birinci yüke uygulamış olduğu kuvvetti. Peki bunun büyüklüğü nedir? Bakın bunun büyüklüğü F12 eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi ile ifade edilir. Peki şimdi buna gelelim. Bak F21 nasıl ifade edilir? Bunun ifadesi de yine aynıdır bakın. Neden? Çünkü Q2'nin elektriksel alanı içerisinde bir Q1 yükü varsa ikisi arasında bir etkileşim kuvveti meydana geliyordu. Peki bu kuvvet de neydi? K çarpı yine Q1 çarpı Q2 yükü bölü aradaki uzaklığın karesi idi. Peki bu oluşan kuvvet nasıl bir büyüklüktü? Vektörel bir büyüklüktü. Bakın vektörel bir büyüklüktü. Peki birimi neydi? Newton'du. Ve de türetilmiş bir büyüklüktü. Peki size ben şöyle bir soru sorsam. Desem ki biz bunu gördük. Mesela bu kuvvet çeşitlerinde temas gerektiren bir kuvvet midir? Yoksa temas gerektirmeyen bir kuvvet midir? Peki bu nasıl bir kuvvet? Bakın Q1 yükünde etrafında oluşan elektriksel kuvvet gidip de Q2 yüküne dokunmuyor. Ha, o zaman nedir? Temas gerektirmeyen bir kuvvettir diyebiliriz. Peki bu bir etki tepki çifti değil midir diye sorsak ne dersiniz? Peki buna baktığımız zaman bu bir etki tepki çiftidir. Neden? Çünkü Q1 yükü Q2 yüküye bir F kuvveti uygulamışsa ben buna etki dersem bu da buna bu şekilde ne uyguluyor? Tepki uyguluyor. Çünkü etki ve tepki kuvvetleri neydi arkadaşlar hatırlayın? Farklı cisimler üzerinde olmak zorunda idi. Aynı cisimler üzerinde etki ve tepki çiftleri olmazdı. Peki, şimdi gelelim. Burada bizim bilmemiz gerekenler var bakın. Şimdi bunlardan bahsedelim. Peki, bilmemiz gerekenler buradakiler nedir? Q1 ve Q2'lerdir. Peki, buradaki Q1 ve Q2'ler nedir arkadaşlar? Q1 ve Q2'ler kürelerin yük miktarlarıdır. Bakın, kürelerin yük miktarları. Peki, bunu yazalım. Q1 ve Q2 ne demektir? Kürelerin yük miktarlarıdır. Peki yük miktarının birimi nedir diye sorarsanız bunun birimi kulomptur. Peki ne ile gösterilir? Kısaca büyük C ile gösterilir. Peki size soru geliyor. Bu nasıl bir büyüklüktür? Bakın bu kulomp arkadaşlar türetilmiş bir büyüklüktür. Bu türetilmiş bir büyüklüktür. Yani yük miktarını ifade eder. Peki vektörel midir, skaler midir diye soru gelse ne diye cevap verirsiniz? Tabii ki dersiniz ki skaler bir büyüklüktür. Peki şimdi gelelim. Bir de burada neyimiz var bakın dikkat edin? D'miz var. D ne demekti? Bu iki cismin kütle merkezleri arasındaki uzaklık demekti. Demek ki D'yi de şuraya yazalım arkadaşlar. D demek iki cismin bakın dikkat edin kütle merkezleri arasındaki uzaklıktır. Arasındaki uzaklıktır. Peki size bir soru geliyor. Biz buradaki D ile oynadığımız zaman elektriksel kuvvet nasıl değişir? Elektriksel kuvvet bakın D aradaki uzaklık İki yük arasındaki uzaklık. Tabii diyeceksiniz ki burada Q1 ve Q2 yükü sabitken diyeceğiz. Q1 ve Q2 yükleri sabitken iki yük arasındaki d uzaklığı artarsa elektriksel kuvvet ne yapacaktır? Azalacaktır. Peki biz burada d'yi ne yaptık? Oynadık artırdık. Peki ben bunu azaltsa idim. Buradaki yük miktarları yine sabit olsa idi. Elektriksel kuvvet ne yapacaktı? Artacaktı. Demek ki bakın şöyle de düşünebilirsiniz. Bizim neyimiz var bakın burada? iki tane artı var. Peki iki tane artıyı böyle getirmek için büyük bir kuvvet gerekmez mi? Peki bunları yaklaştırmak için bunlar da itme kuvveti uyguluyor. Değil mi arkadaşlar? Siz bunu yaklaştırmak istedikçe iki tane artı yük birbirini istemez bu tarafa doğru itiyor. Daha büyük bir itme kuvveti birbirlerine uyguluyorlar. Demek ki yükler birbirinden uzaklaşırsa iki yükün birbirine uygulamış olduğu elektriksel kuvvetin büyüklüğü de ne yapacakmış? Azalacakmış. Şimdi gelelim. Madde madde fiziğimizde dördüncü maddemize gelelim bakalım. Dördüncü maddemizde bize ne demiş? Diyor ki Klomp sabiti başka bir sabit olan e0 ile ilişkilidir. Bakın dikkat edin cümleye. Klom sabiti başka bir sabit olan E0 ile ilişkilidir. E0 ne demektir E0? Dielektrik sabitidir. Bakın E0 dielektrik sabiti. Yani boş uzayın elektriksel geçirgenliği anlamına gelir. Peki Dielektrik sabiti, elektrik yüklü iki cisim arasında elektriksel kuvveti nispeten azaltan bir miktardır. Bakın bu cümleyi çekelim aradan. Ne diyor? Dielektrik kuvveti iki yüklü cisim arasındaki ele oluşan elektriksel kuvveti nispeten azaltan bir kuvvetmiş. Peki baştan geri gelelim. Bizim neyimiz vardı? İki tane yüklü cismimiz vardı. Ve bunların yük işaretlerinin her ikisi de artı olsun. İki tane artı yüklü cisim. Bakın yarı çapları doğrultusunda dikkat edin buna. Yarı çapları doğrultusunda birbirlerine itme kuvveti uygular. Bakın iki nolu küremizde 1 nolu küreyi böyle itti. Peki burada demiştik ki bunlar birbirlerine bir elektriksel kuvvet uygular uygulanan elektriksel kuvvetin büyüklüğü neydi bakın? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Şimdi biz Q1'in tanıtımını yaptık size. Q2'nin de tanıtımını yaptık. D'yi de açıkladık. Ama sıra kime geldi? K'ya geldi. Peki buradaki bizim K'mız ne demekmiş arkadaşlar? Bakın K önemli. K ne demektir? Kulom sabitidir. Bakın K Coulomb sabitidir. Peki bu Coulomb sabiti diyor ki başka bir sabitle de orantılıdır, ilişkilidir. O da nedir? 4 pi e0 ile ilişkilidir. Demek ki k'nın büyüklüğü 1 bölü 4 pi e0'mış. Ha buradaki ne önemli bizim için bakın. E0 önemli. E0 ne demekmiş bakın. E0 demek boş uzayın dielektrik geçirgenliğidir. Demek ki bu iki madde arasındaki boş uzayın dielektrik geçirgenliğinden kasıt nedir? Mesela burası nedir? Havadır. E i̇ki tane madde arasında hava varsa hava nedir arkadaşlar? Yalıtkan bir ortamdır. Hava yalıtkandır. İyi ki de hava yalıtkandır. Çünkü iletken olsa yandık arkadaşlar. İkide bir boş bir kablo olsaydı gelip bizi elektrik akımını iletir ve bizi çarpardı. Demek ki hava yalıtkandır. İşte bu yalıtkanlıkta da e0 bizim için önemli arkadaşlar. Diyor ki burada E0 ortamın diyor diyelektrik sabitidir. Bak ortamın diyelektrik sabiti ne kadar artarsa o zaman K'mız ise o kadar ne yaparmış azalırmış. Peki diyor ki boş uzayın diyelektrik sabiti demiş bakın. Peki Havasız bir ortam var bakın. Burada size kısa bir bilgi verelim arkadaşlar. Peki havasız ortamın bakın havanın olmadığı bir ortam var. Yani havasız ortam olsun. Havanın olmadığı ortam, havasız ortamın dielektrik sabiti. Bakın havasız ortamın dielektrik sabiti nedir? Bakın bilim insanları bunu bir kabul edeceksin demiş. Havasız bir ortamın dielektrik sabitini bir kabul edeceksin demiş. Peki bizim havamız var ve ortamda nemli. Bakın nemli bir hava var. Peki nemli bir hava varsa nemli havanın bakın nemli havanın dielektrik sabiti ise 80 kabul edecekmişiz bakın. Demek ki havasın ortama göre nemli havanın dielektrik sabiti 80 ise demek ki ben bu yükleri buradan şu sonuç çıkıyor bakın buradan sonra da gelebilir. Bu yükleri biz havasız ortamdan götürüp nemli bir ortama götürürsem o zaman bu E0 ne yapıyor? Artıyor. E0 artarsa K sabiti ne yapıyor? Azalıyor. Peki K sabiti azalırsa iki yük arasında oluşan elektriksel kuvvet ne yapıyormuş? Bakın azalıyormuş arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi gelelim. Burada biraz daha oyalanalım arkadaşlar. Tamam mı? K'dan bahsettik. Şimdi bir de şuradaki vektörel ifadeleri yazalım. Bak bir önceki sayfamıza geri dönelim. Şuraya. Şimdi bizim neyimiz vardı? İki tane yüklü cismimiz vardı. Tekrardan yeniden alalım. Bak burada bizim artı yükümüz var. Yük diyelim ki ya da şöyle diyelim. Buradaki Q1 yük miktarına artı Q diyelim. Bundan D kadar uzaklıkta bizim neyimiz var? Q2 yükümüz var. Bak bu da ne olsun? O da artı Q olsun. Peki bu artı Q'nun elektriksel alanı içerisinde başka bir yük varsa iki yük arasında bir elektriksel kuvvet oluşuyordu. Peki bu elektriksel kuvvete bunu 12. sınıfta göreceksiniz. Aracılık edenler nedir? Fotonlardır bakın arkadaşlar. Tamam mı? Peki o halde bir nolu kuvvet, bir nolu yük pardon, iki nolu yüke ne tarafa doğru kuvvet uyguladı? Böyle. Peki iki nolu yük de bir nolu yüke nasıl bir kuvvet uyguladı? Böyle. Peki ben buradaki bir ikileri iki birleri kafama göre mi yazıyorum? Peki bunu sorarsınız. Bu bir iki demek Birinci kürenin ikinci küreye uyguladığı kuvvetti. Peki 2 1 ne demekti? 2'nin de 1'e uygulamış olduğu kuvvetti. Peki buradaki yüklerin büyüklüklerini yazdım. Pardon, kuvvetin büyüklüklerini yazdım. Bak, K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare diye yazdım. Peki kuvvet nasıldı? Vektöreldi. O zaman yön bizim için önemli. Peki o halde biz bunu şöyle yazsam doğru mudur? Bakın dikkat edin. 1'in 2'ye uygulamış olduğu kuvvet hangi yönde? Artı yönde. Peki bu eşittir. Eksi 2'nin 1'e uygulamış olduğu kuvvet. Peki bunların üzerilerinde şapkalar varsa bunlar nasıl bir yazılımdı? Vektörel bir yazılımdı. Ve nasıl bir yazılımdı? Doğru bir yazılımdı. Peki diyoruz ki burada bizim neyimiz varmış? Artımız ve şapkaları var. Ve bu doğru bir yazılım. Peki bunu bir tekrarını yapsak. 11. sınıfın ilk konusu vektöreldi. Bak f21 böyle değil midir? Peki ben bunu eksiyle çarptığım zaman ters çevirmiş olmaz mıyım? Demek ki f21'i eksiyle çarparsam bunu ters çevirmiş olurum. Demek ki o halde bu ifade doğru. Peki siz bir de vektör konusunda şunu gördünüz bakın arkadaşlar. 1'in 2'ye uygulamış olduğu kuvvet eğer ki bu vektör, vektörel ifadeyi ben mutlak değer içerisine alırsam bunu neye dönüştürmüş oluyordum? Skaler bir yazılıma değil mi? O zaman bu da doğru. Peki hiçbir şey yazmazsam bak öğrenciler sınavlarda bunları karıştırıyorlar. Eğer ki ben hiçbir şey yazmazsam bu nasıl bir ifadeydi arkadaşlar? Yine skaler bir ifade idi. Peki buradan ben size şunu diyeceğim arkadaşlar. 一个例